Dün akülör taktık ama bugün çalıştıramamışlar arabayı yine. İtmişler. Allah Allah. Çalışmıyor. Ağzı turnamı sökerken bu kadar yorulmadım ya. Ama şimdi öğrendim, bir dahaki yer daha kolay. Evet, aküleri görüyorsunuz arkada. Hak yememek için ilk önce şeye götüreceğim. Suat abime bir bakacak. Kaç volt ne gösteriyor filan. Ondan sonra yine götüreceğim Doğan aküye. Onlar da ANET'in bir bayisi. Onlar bakacaklar aküye. Çünkü çalışmıyor abi, çalışmıyor yani. Çalışan araba çalışmıyor şu anda. Problemi çözmeye çalışacağız. Şimdi Suat abinin yanına gidiyorum. Suat abi şimdi bir kontrol edecek ki hak yemeyelim. Çok kötü değil gibi bunlar ya. Niye çalışmıyor abi? Maşınımızdan olabilir. Ama tık kalıyor. Tık marşlanması olabilir. Oh, onlara ceren var abi. Marşlanması. 302'yi çalıştırır yani. Evet. Konu bende mi? Şöyle yap. Vitesi 1-2-3 yap. Şöyle bir oyna. Hı-hı. Çalışır bir. Yengizim ne olmuş? Tamam, takım değişti. Kaydırayım mı yani arabayı? Kaydırma. Durduğu yerde vitesi oyna. Suat abi şöyle. Kanalı mı yağlı? Evet. 1-2-3-4 yap. Şöyle bir oyna. Olmadı, gel beni al. Yaptım, o işi yaptım. Yaptın mı öyle? 1-2. Çalışması lazım o zaman ya. Suat abi dedi ki git dedi bir şeylere bak. Marş dinamosu belki bozuldu dedi, bir şey oldu dedi. Ona bir bakalım dedi. Ondan sonra dedi bir daha gidersin. Şimdi gideceğim bir arabanın o marşını çalıştırmaya çalışacağım. Hata nerede onu bir anlayalım da hak yemeyelim. Çalıştı. Suat abi teşekkür ederim, çalıştı. Evet abi. O zaman problem. Marş motorunda sıkıntı olabilir mi Suat abi? Yani. Çalıştı. Volantta arada kalmadan dolayı oluyor. Ya 40 yılda bir yapar diyorsun. O şeyi de bir döndürdün mü çalışır diyorsun ha. Tamam abi. Tamamdır. Teşekkür ederim Suat abi. Allah razı olsun senden. Görüşürüz abi. Destekliyor, destek açıyor buraları. Altın kesiyoruz Burak'ın. Kaç tane? Profil mi? Profil mi? Hayır. Bunu niye üstüne koymuyorsun? Yala hadi yala, hon. Haftanın ilk gününden herkese selam ve sevgiler. Günaydın. Günaydın. How are you? I am fine, and you? Fine. Tea? Yes. Aman. Complete, finish? Yes, today, inshallah. Inshallah, okay. But aman, no coming now. Maybe. Maybe? 5 dakika. Okay.
Arabayı ters çevirsin. Komutan. Yes. Başa abi bak. Ayaklar sıkı. Başıma. Ayaklar sıkı. Aman! Arka ayağı açsana, arka ayağı. Dur, 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 dur. Dur. Yani dur, ben hesap. Ben hesap. Sahipede. Böyle kadar mı gafil? Hafif. Abi, böyle gidiyor, böyle, böyle gidiyor. Düz. Haydi, iki tarafa. Anladın mı? Bak şimdi böyle yapmaması lazım işte. Ayak düştüğü için gitmiyor. Raylar girerken... Bekle. Niye aşağı bir aşağı yukarı kaldı? Yukarı kaldı. Var. Bunun buradan çıkıntısı bile farklı. Buradaki rayla buradaki rayın arasındaki fark var zaten. Şöyle delinmiş gibi duruyor. Bunu böyle kurtarmam lazım. Evet, bu da tam geldi şu anda. Orta. Sol dönüyor. Bunu da sol dönüyor. Sağlar dönmeyeceksin. Dediğim ki terazi şimdi de bakalım. Bir de bir şey bir yere daha sürtüyor bu arkadaş. Tamam daha. Bak bunu komple sağa sürüyor biliyor musun? Hazır mıyız? Ben hazırım. Uyanmamış gibisin ama. Tıraş olalım mı? Evet bir tıraş olalım. Değil mi kızım? Şimdi asıl olay GoPro nerede? GoPro'yu bana 1 milyar ödüyor. Evet, verandamız. Kamerayı aramaya devam ediyoruz. Evet, GoPro hala kayıp. Basınca açılıyor ya. Ses bu, ama sesi açık değil ki. Olsun bir bakalım bağlanıyorsa demek ki bunun önemli bir yerde. Ha tamam. Diyorsun ki orada da yok tekrar eve gidiyoruz. Aşkım içinde bir sürü çekim var. Yani kaybettik onun parasına mı yanalım, içindeki çekimlere mi yanayım. Ama dünya malı deyip eğleneceğiz ama kafamızdaki soru işaretlerinden bir kurtulalım. İlk önce bir bakalım soru işaretleri ne oluyor. Yoksa yoktur yani yapacak bir şey yok. Kim attı bunu? Ne oldu? Bunu sen mi attın makineyi? He. He? Ne o? Kapşonlu. Bunu makineyi sen attın. Çok iyi ya. Bulduğumuza göre
Şile'ye doğru gidiyoruz. Yolumuza göre çekimi artık bununla yapabiliriz. Hadi o zaman ya. Evet, sonunda. Yani şimdi İdil burada bırakıp ben otobüsün yanına da gideceğim. Yani göçebenin yanına da gideceğim. O ayaklar yapılma işleri var. Hiç olmazsa buradan yakın. 45 dakika. Bizim evden de 45 dakika. Trafik bizim orada daha çok olduğu için. Böyle yani. Hem tatil hem de iş. Hadi acıktım. Burası Bizans döneminden kalma temeller üstündemiş. Yani birçok buradaki gördüğünüz taşlar Bizans döneminden kalma. Bak Burak, şu da SpongeBob. Hayır. Bak bak. Şu. Şile Kalesi. Restore ettiler. Aynı SpongeBob oldu. Mübarek. Havuza, denize, kumsala karşı ve tarihi bir kahvaltı. Ağzın kulaklarında. O zaman ben yer. Bir tane daha gelecek. Bu bir karavan. Şu an yapılıyormuş. İçine bakacağız. Karton. Oğlum ev gibi. Alçıpanlı ev yapmışlar. Kaç kişi kalacak burada? Mutfak. Tuvalet bildiğin büyük. Altta gider. Evde geziyoruz altta. Otobüse de bildiğin ev yani. Karton bir yerde yapmışlar. Mimoza. Adamız Mimoza mı? Orada banyomuz var. Yepyeni otel kız. Cencik gibi bak. Ya bu yazın başında açıldı o. Değil mi? Böyle eğer odadan da memnun kalmazsanız söylersiniz. Şimdi otelin yerini görüyorsunuz şurası. Buradan dere geçtiği için tam bulunduğumuz noktadan dere geçiyormuş. Ta şu ileride resepsiyon orada. Oradan buraya tekneyle böyle geçiriyorlarmış bu tarafa. Çok eskiden. Çok eskiden tabii. Ya Troya. Bak. Bu taşlar. 1950'den beri varmış. Evet, buranın böyle eski bir yolu. Bunlar çok değerli zambak aslında. Şu an kurumuş halini görüyorsunuz. Karides olayını. Karidesi açtın mı? Evet. Oo, fokur fokur yapıyor lan. Hadi. Yani şimdi burası balık geliyor. Burası da böyle ev tadında değil mi? Vallahi ev tadında. Haydi bakalım. Gelsene sen de. Afiyet olsun size. Günaydın. Peki bizim odamızın kimse bilmeden bizim de yeni fark etmemizi 302 numara olması. Bu bir işaret olmalı değil. 1302 mi bahsettiniz? Otelde kalırken yıllardır görmediğimiz arkadaşımızı görüp Emine kahve içmeye gelmek. Daha günaydın Erkan.
Günaydın. Burası veranda. Bunu mu yapacaksın? İşte dün malzemeleri getirdi. Bu şu şey balkonu yeni yaptı. Orası küçüktü. Bardaklarla kahve içemezsin. Ben sana söyleyeyim. Niye? Tamam mı? Böyle bardaklarla her yerde kahve içemezsin. Ben getirtireceğim şimdi. Yok lan biz. Evi boşaltıyoruz. Bu arada Erkanlara geldik. Buran ortaokul arkadaşı. Evet. Günaydın. Otel... Var ya acayip böyle yani. Çok önemli bir şey değil. Ufkun alabileceği kadar deniz, deniz yani. Ve İstanbul'dasın. İstanbul'un biliyor musun yüzde kaçı deniz? İlginç bilgiler olur ya. Bak İstanbul'un yüzde bilmem kaçı. Ama şöyle bizi Erkan kahvaltıya getirdi. Şuraya bak Murat. Bence şuraya bakman lazım. Güzel. Abi neden rokethane? Eskiden gemiler battığında buradan raket attık, insanları kurtarıyormuş. Ben de şu an diyorum. Batan gemiye roket atıp insanları kurtarıyormuş. Roketle ölürler. Şey bak, kapsül. Kapsül atıyorlar galiba. Roketle de atsa kapsül. Aynen. Evet. O zamanlar öyle bir şey vardı. Şimdi plika gibi düşün. Ama buradan fırlatıyor tarafa doğru. Oraya gidiyor. Onlar insanları da kurtarıyor. Aynen öyle. Tamam. Erkan bizi elleriyle beslerken bunu çok çok acıkmış gibi yiyorsun değil mi? Arkamdaki manzarayı da alabilir miyim? Bakayım da, evet, alıyorum. Balık çok herhalde. Çok çok. Dün baksana. Ben var ya şöyle mesela çinokop ya. İnşallah bu akşam... Tuttun mu? Yok lan tamam ben. Ama yaptım. Evet şu aşağısını siyahlı biraz zoomlayayım bakayım. Şu siyahlık var ya balık sürüsü. Burak Bey, telefonu bıraksanız da bize dönseniz. Ailecek verimli vakit geçirsek. Hadi bakayım. Aa çekeyim değil mi? İşte benim fotoğraf çekiyorsun. Turay Hanım. Nasılsınız? Bence bir fotoğraflık burası. Keyif yapıyor be. Vay be. Evet Onur abi. Bizim Kanat Bey için. Almanya'dan sipariş veriyor. Almanya'dan geldi. İlk günkü gibi. Evet. Dedi ki şimdi hangisini alacaksınız? İkisini de alacaksınız abi. İkisini ne yapacağız ikisini? Ya bana lazım diye siz bilirsiniz. Yani şöyle o zaman hangisi ol çünkü uymayabilirdi. Ben öyle birisi olur. Deneyelim o zaman ondan biri onun ötekini sen şey yapalım. Benim için hiç sorun yok. Nasıl tamam, istersiniz? Abi. Yani Kanat Bey'in şeyi geldi. Teybi. Teyipleri geldi. Mesela abi çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hadi bakalım sevgilisi. Evet. Onur abi ve güzel ailesini uğurluyoruz. Görüşürüz. Gerçekten normal normal yani. Günaydın kanki. Ayaklarını göstermeden. Soğuk değil mi oğlum? Yok bence bugün suya girmeliyiz. Girmeli miyiz? Tuna'ya girmeli mi suya? Hadi kızım. İyi mi? Tamam. Çıkart ayakkabılarını ya. Şuraya bırak bir şey olmaz. Benim de terliklerim oldu. Çıplak ayak koşuyoruz değil mi? Biraz daha şeyden, uşaktan koşup şeyden altına. Sabah sporu. İlk başta üşüyor ama takılın. Ya sonra sınıyor mu? Donla girmeceler. Boy ver! Top kaçındı mı? Bir şey söyleyeyim mi? Yaşın hayat bu ya. Aynen kesinlikle. Vallahi. Güzel yerde yaşıyorsun hacı. 1, 2, 3, 4.
Öyle günler oldu ki senle konuşmasak olmaz ki. Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki. Seni unutturmaz ki. Öyle günler oldu ki pamuk senle 15 dakika uzaktasın. Camdan bakınca ne görüyorsun? Kafamda bornozum var. Denize giriyorum. Kapat kapat, ben denize giriyorum. Bunlar koşmuş. Şimdi Burak denize giriyor. Ya çok iyi ya. Ben de... unuttum hamile olduğumu. Hadi gel kahve içelim. Bir duşa gir istersen. Günaydın. Dün ismini açıkladık. Instagram'da sizlerle paylaştık. Oğlumuzun adı Güneş Kutluhan. Ve Duran soyadı. Güneş Kutluhan Duran. İşte geliyor. Özel harekat. Neden ya Burak? Kuru yemişi neden öyle yiyorsun? Nasıl yiyorum ben? Böyle işte. Öyle değil. Sen biliyorsun. Günaydın. Oo, erken koşmuş bile. Günaydın. Geçtim. Bence o. Çünkü onun üstüne koşarken bir ufak zıplıyor bazen. Buna bakayım. Çekelim de bakayım, tat bakayım. Ne oldu kızım? Dili yok, anlatamıyor ya işte. Ağrın yok, bastım. Koşmak mı istemiyorsun? Yani bugünkü ganimetimizi de bulduk. Bir iPhone 12. Ha? Ne var başka? Ben alacağım, hayırlı olsun. Yani iPhone 12. Kredi kartları. Oo. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım. Dün akşam iyi takılmışsınız bakıyorum. Her şeyi unutmuşsunuz yollarda. Yok, o ayran içti, erken uyudu o yüzden. Çantayı gösterelim bir çantayı. Çantayı unutmuş. Dün akşam parti vardı şu arkada. Çantasını unutmuş, biçti. Şimdi bugünkü görevimiz bunu haberlere çıkmak istiyoruz. Evet. Vatandaş Günaydın. Gelmişler koşudan Burak'la Erkan. Ve birçok köpek var. Ve böyle koşup sonra hop denize atlıyorlar. Baba, şu kameraya kaskı sökmesin. Oradan kanara kaldı. Peki bu niye köpek sürüsüyle geliyor? Oh. Şey, güzel koşunun ve buz gibi suyun ardından. Günaydın. Onlar diye beni izleyin. Biz yine vedalaşmayı çekmeyi unuttuk. Ama aslında işin özü zaten vedayı sevmediğimiz için aklımızdan çıkıyor. Yine geleceğiz bu güzel otele. Şimdi göçebenin yanına gidiyoruz. Bitmiş galiba veranda. Ona bir bakalım. Hadi inşallah artık. Kurtulalım değil mi? Ya biz de şu şeye, Tarabya'ya gidelim. Artık iç olaylara başlayalım. Artık başlıyoruz.
verandaya giderken story'mizi Onur abi gördü. Dedi ki ya Çekmeköy'den geçeceksiniz. Benim terasa uğrayıp da çay içmeden gidemezsiniz dedi. Şimdi de çocuklar eğitimde top oynuyorlar. Hadi gelin birazcık top izleyelim. Belki bizim oğlumuz Güneş Kutluhan'da. Böyle bir gün buralarda top oynar ha. Belki buraya geliriz 5-6 sonra. Bu videoyu koyarız. Bak. Burası neyse, evet, Onur burası abi. Burası Çekmeköy'de, ormanın içerisinde çok leziz bir tesis. Çekmeköy Nişantepe Orman Park, Alemdağ'da. Ne yapıyorsunuz abi? Burada ne yapıyoruz? Burada, burası bizim halı saha, halı saha tesisleri. İşte kapalı halı sahalarımız var. Ondan sonra Beşiktaş Alemdağ Futbol Akademimiz var. Bu çocuklar ne i̇şte, yapıyor şimdi? Çocuklar şu an antrenman yapıyorlar. Eğitim alıyorlar. Eğitim alıyorlar, evet. Çok iyi ya. Evet, İdil Hanım. Otobüsün yanına geldik. Kitleme yeri de şurada galiba. Bunlar da kitleme yeri. Arif abi gelir gelmez güzel bir haber verdi. Buna nasıl tıra bindireceğiz öyle mi abi? Evet, tıra altı değer o deve boyununa geçerken. Çünkü orayı sıyırıyordu. Sıyırıyor muydu? Öyle hatırlıyorum sanki. Yani yavaş yavaş çıkarırız. Oraya geldiği zaman dururuz. Eğer kurtarırsa kurtar, kurtarmazsa deneyeceğiz o zaman. Takoz makoz bir şey yaparız. Tırla götüreceğiz herhalde yine karşıya. Bakalım. Bunun üzerine bir şey kaplıyor muyuz? Tahta. Yamuk olmuş Burak. Buradaki boşluk buraya göre daha fazla. Ha gayret. Az kaldı. Çok yaklaştım. Hop. Hoppa. Allah. O kadarmış gücüm ya. Arif abi sürüş deneyimini yaşıyor Kanat Bey'in. Nasıl abi? Sıfır araba gibi yani sanki yaşının arabası değil yeni araba gibi. Hiç aşınmamış, hiç zorlanmamış, yorulmamış dolu bir araba. Güzel ya, keyifli ayağım araba. Hoşuma gitti yani. Sivas'tan ayağın tozuyla gelen Arif abimiz bizi yemeğe götürüyor.